Herkese esenlikler diliyorum değerli dostlar. Bildiğiniz gibi birkaç günden bu yana Kur'an'daki eskilerin masallarını işliyoruz. Bugün de İbrahim peygamber ile Zekeriya peygamberin masalının birbirine ne kadar benzediği ile alakalı ayetleri işleyeceğim. Gerçekten çok ilginç. Bu ayetleri gördükten sonra siz de Kur'an'a neden masal dediğimizi ve hatta Muhammed dönemi yaşayan müşriklerin neden bunlar eskilerin masalları dediklerini daha iyi anlayacaksınız. Gerçekten birçok masal birbirine tıpatıp benziyor. Şimdi ilk olarak Hud suresinin 71. ayetiyle başlayalım. İbrahim'in karısı ayaktaydı. Ona güldü. Burada melek gülüyor. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakub'u. Devamına bakalım. Karısı vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey dedi. Devamına bakalım. Melekler Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi size olsun ey ev halkı. Şüphesiz o övülmeye layıktır vesaire. Şimdi değerli arkadaşlar burada İbrahim'in hikayesini gördük. Şimdi Zekeriya peygamberin hikayesine bakalım. Meryem suresi 7. ayet. Allah şöyle dedi. Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik, diyor burada Allah. Devamında Zekeriya, Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken benim nasıl çocuğum olur, diyor. Bir sonraki ayete bakalım. Vahiy meleği dedi ki, evet öyle. Rabbin diyor ki, bu bana göre kolaydır. Şimdi değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi İbrahim peygamber ile Zekeriya peygamberin hikayesi tıpatıp birbirine benziyor. Yahu insan biraz daha orijinal bir şeyler uydurur değil mi? Yani bu kadar da böyle tıpatıp aynı masal uydurulur mu? Bir peygambere farklı bir masal uydurursun, diğerine daha farklı bir masal uydurursun ki hani millet anlamaz, çakmaz yani. Bu kadar da olmaz ki. Onun da karısı kısır, o da ihtiyar. Onlara da ihtiyar döneminde çocuk veriliyor. Diğer tarafta Zekeriya peygamber de ihtiyar, karısı kısır. Onlara da o dönem çocuk veriliyor. Yani masal tıpatıp aynı. Ya burada Muhammed İbrahim ile Zekeriya peygamberin hikayelerini karıştırıyor. Yıllar içinde bir masal anlatırken diğer masalla karıştırıyor. Veyahut da iki peygamber içinde benzer masal uyduruluyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Komedi ya. Hani müşrikler eskilerin masalları diyorlar ya bu kitaba. Gerçekten çok haklılar. Yani akıl alır gibi değil. Bildiğin çocuk masalı gibi. Hani iki peygamberin de tıpatıp hikayesinin aynı olması mümkün olabilir mi? Ha, uydurursan, kafadan sallarsan mümkün olur tabii ki. Bunlar da insan uydurması olduğu için gayet mümkün. Şimdilik hepinize iyi akşamlar diliyorum. Esen kalın dostlar.